Evet, GoPro ile çekimlerimizi yapacağız ama tabii ki ses bunda biraz kalitesiz. Sevenlerler için bir saklama kabı aldım. Onlara hak ettiği yaşam alanını burada sunacağım. Orkide torfuyla en azından şöyle karasal bir alan oluşturmaya çalışıyorum. Orkide torfu biraz suyu bulandıracaktır diye tahmin ediyorum. Daha önce hiç kullanmadım taban malzemesi olarak. Ama önceki videomda doğal ortamlarında gördüğünüz bundan çok farklı da değildi yani. Evet. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü saklama kabını aşacak suyumuzu doldurabiliriz. Evet. Tabii ki orkide torfu suyu emmediği için henüz havalanacaktır. İyi oldu. Ama tabi parçaların suyu emmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra o istediğim şekli verebilirim. Evet. Hatta şöyle biraz mıncıklayayım. Aslında şuraya denge için koyduğum şu taşlarla da onlara yön verebilirim. Evet. Yok, yine de suyu emmeleri gerekiyor arkadaşlar. Suyu emmelerini bekleyeceğiz. Tekrardan merhaba. Semenderlerin yeni yerini yaptım. Yalnız orkide torfunu aldım. Kalanlar kaldı en azından. Az da olsa kendi biyotoplarına birazcık benzedi. Şuraya çıkıp kurumaları için taşlardan yer yaptım ama henüz çıktıklarını görmedim. Şöyle bir bakalım, burada da bazıları bu taraflarda var. Yem attım ama yediklerine daha tanık olmadım. Geçen gün olmuştu. Bu sefer yediklerine tanık olmadım gerçekten. Bakalım ne yapacaklar. Sonuçta F0 semenderler ve bir şekilde adapte olacaklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce de doğadan toplayıp besleyenleri gördüm uzun zamanlar. Bunlardan biri de dayımdı yani. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili dostlar, semenderlerimizi doğadan yakaladık ve getirdik. Böyle bir yer yaptık onlara. Tabii ki doğadan bunları toplamak çok etik mi değil mi tartışılır. Yani aslında şuna dikkat etmek gerekiyor burada. Bunlara bakabilecek, bunları besleyebilecek, ilgilenebilecek ortam, zaman
müsait mi? Beslendikleri yerler bunla, bu canlılar için uygun mu? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta bunlar doğadan toplanan canlılar ve F0'lar. Bu sebepten dolayıdır ki böyle suni ortamlara adapte olmaları biraz zor olur, zaman alır. Bunun için de elinizde mutlaka canlı yem kültürünüz olması gerekiyor. Ben su püresi kültürümün oluşuna güvendim ve bu canlıları aldım, getirdim. Şöyle çıkıp güneşlenecekleri yeri de ayarladım. O yüzden dediğim gibi doğadan almadan önce bu şartları sağlayabilecek misiniz? Bu sorumluluğu üstlenebilecek misiniz? Buna dikkat etmenizi öneriyorum sevgili dostlar. Sonuçta onlar da birer canlı ve ilgiye, sorumluluğa ihtiyaçları var. Şöyle gösterelim. Burada güzel bir poz vermiş. Ve benim bu yakaladıklarım daha çok gençler. Bunlar daha büyüyecek. Cinsiyet ayrımını henüz yapamıyorum. Semenderler bu şekilde. Umarım birilerine faydası olur. Umarım birilerine fikir olur. Umarım birilerinin ihtiyacını görür. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili dostlar, semenderlerimiz bana dakika bir gol bir yaptı. Bu canlıları doğadan toplayıp yaşantılarını, gelişmelerini araştırmak istemiştim. Her zaman da içimde böyle bir şey vardı. Bunları getirdik. Gençler ama yine de yumurtladılar. Yumurtalarını ayırdım. Zaten bunlar F0 ki muhtemelen burada canlı yem vermezsem yaşamayacaklar. Bunları da buradaki Beylikdüzü göleti var ya, Kerim'in pet dünyası, Kerim kardeşim, komşum oraya balık salıp duruyor. Oraya salacağım. Ona karar verdim. Çünkü bundan sonra bugün günlerden cumartesi, pazar. Pazartesi ilk iş günü. Yani karantinanın ilk kalktığı gün götürüp salacağım abi. Zaten burnumun dibi gölet. En azından orada da yaşantılarını sürdürsünler. Orada üresinler. Orada da bir çeşit olsun. Sonuçta ülkemiz şartlarında, hava şartlarında yaşıyorlar. Bakalım hayırlısı nasıl olacak? Yumurtalarını aldık dediğim gibi. Biz F0'ları şimdi geri bırakabiliriz. Çünkü bundan sonrası eziyet olur kardeşler. Boş yere öldürürüz. Durum böyle semenderlerde. Araştırdık, inceledik, videosunu da yaptık. Herkesle paylaşmış olduk. Daha fazla zarar. Yani hem benim için zarar, hem bu hayvanlara yazık, günah, zarar. Bu sebepten dolayı bunları salalım, gölette üresinler. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Evet, semenderler bana dakika bir gol bir sürprizi yaptılar sevgili dostlar. Yumurtlamışlar. Yalnız telefon düz, yani yatay çekememiş. Kusura bakmayın bu sebepten dolayı. Bayağı da bir çekmişiz yani. O yüzden beni mazur görün. Dikkat edemedim o heyecanla. Yumurtaları buraya aktardım. Dikkatli bir şekilde cımbızla böyle kenarlarından tutarak oradaki yerdeki bu orkide torpu kalıntılarının üstüne yapmışlar dal parçalarını. Yani yaklaşık bir 10-15 tane var yumurtamız. Öyle koymuş olduk. Gayet de iyi oldu. En azından şöyle olacak. Bunlar F1 olacak. Yani F0'ları yaşatamazsak bile, ki yemleri yok ediyorlar. Herhalde yiyorlardır diye düşünüyorum yok olan yemleri. Yem yediklerini bayağı bir izliyorum ama yiyor gibi yapıyorlar. Sanki yemiyorlar. Solucan bulmam gerekiyor onlara. Böyle karides, şey karides diyorum ya, nereden çıktı, alışmışız karidese. Semenderlerimiz yumurtladı. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili dostlar, son bir çeki düzen verdim. Taşları falan bir kaldırdım. Bulduğum yumurtalardan daha fazlasını buldum altında taşların.
yine buraya aktardım. Yumurtalarımız burada. Artık pazartesi gününü bekleyebilir semenderlerimiz burada. Şu anki yeni ve geçici evlerinde.